Irak siyasi arenasında özellikle de Kerkük'te il meclisinin bazı üyelerinin 10 Ağustos'ta Bağdat'taki El Reşit Otel'de yaptığı oturumun yasallığı konusunda devam eden tartışmaların ışığında Irak Türkmen Cephesi Kerkük'te yeni yerel yönetimi oluşturan taraflarla müzakerelere girildiği yönünde bazı sosyal medya platformlarında dolaşan haberleri yalanladı. Irak Türkmen Cephesi resmi sözcüsü Mehmet Semanaoğlu Türkmen ile televizyonuna verdiği özel açıklamada bu haberlerin asılsız olduğunu, Irak Türkmen cephesinin Reşit Oteli oturumunu tanımadığını ve bu oturuma karşı açılan dava sürecini takipte olduğunu açıkladı. Reşit Oteli'nde bir oturum gerçekleşti ve biz Birleşik Irak Türkmenleri cebesi listesi olarak ve Irak Türkmen cebesi olarak bu oturumu, bu celseni mukata ettik, katılmadık ve oradan çıkan bütün kararları muhracatı kabul etmedik, reddettik. Çünkü içerisinde bir sürü hurukat kanuniye ve düsturiye var idi. Ona karşı Irak Türkmen cebesi Anayasa Mahkemesi olan Mahkeme İttihadiye ve Mahkemet El Kaza El İdariye bir şikayette bulundu. Şu anda da o dava kabul edildi. O davanın süreci içerisindeyiz. Ağoğlu, Irak Türkmen cephesinin Kerkük'te pozisyon dağılımı konusunda da hiçbir tarafla müzakereye girmediğini doğrulayarak, Türkmen Birleşeni'nin müzakere yapma yetkisinin Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Başkanı'nda olduğunu belirtti. Bu dava süreci içerisinde herhangi bir müzakere, bir mufavadat söz konusu değil. Bunu bir kere vurgulamak istiyoruz milletimize. Madem ki davet süreci içerisindeyiz, aynı şekilde de çıkan dedikodular, özellikle sosyal medyada yayınlanan bazı isimler, görevler, bütün bunları tamamen yalanlırık. Bunların hiçbirisi doğru değil. Ama şayet böyle bir şey olmuş olsaydı da, bugün Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi listesi, bu listenin içerisinde başta Irak Türkmen Zebesi ve bu listenin başkanı Sayın Hasan Turan Bey var. Parti başkanları var. Bu listeyle giren taraflar var. Bütün bu sorumlular ve başta liste başkanı oturup ses aldığımız seslere göre o görevlerin dağıtımı yapılır.